Enneşatul medresiyyu. Neşat, faaliyet, aktivite, efendim, hatta canlılık demek. Okul aktivitesi. Buradaki in yönekini görüyorsunuz. Bak, okulla ilgili aktivite. Evet, isim mensup. Okul. Ama Türkler nitelik bildirir, hale getiriyor ismi. Eğer o sıfat uyumundan dolayı. Bak burada mesela ekleme getirmemiş. Çünkü Neşat çoğul yapalım. En neşatat el medresiyye tu deriz o zaman. Tabii ki. Çünkü sıfat mevsufuna uyar. Ama medrese normalde nitelik bildirmez ama iyi yön eki getirirsen o sıfat isim haline getiriyor. O yüzden iyi yönün fonksiyonu çok büyük yani. Çok önemli. Peki diyeceksiniz ki bu bir sıfat tamlaması. Şey, ama yok, O mühendis yapıyor. Bu mesela bizim bildiğimiz yuvarlak diye ne oldu sıfat taşıyan mühendis? başarı var. Şimdi Kafadan gelen yani nitelik bildirmeyen bir ismi nitelik bildir hale getirmenin tek yolu iyi yöneki getirmek sonuna. başım şey. Evet. Ha bir de şey var. İsmi tasgir var. İsmi tasgir mesela raculun adam Rüceylon. demekse Rüceylun adamcık gibi küçük bir adam şeklinde tabii nitelik bildir hale getiriyor. Ama çok kullanılmıyor. Efendim. Onun yerine direkt raculun sagirun deniliyor. Efendim belki şu dikkatinizi çekebilir. Ya burada sıfat tamlaması Türkçe'ye niye sıfat tamlaması olarak tercüme etmiyorum? Ya bu Türkçe'nin özelliğinden kaynaklanıyor. Ya da Arapçanın. Yani el medresi kelimesini Türkçe'ye okulsal faaliyet diye tercüme edebilir miyiz? Kulağımızı biraz tırmalıyor. Ama bazen salsel o kadar güzel değil mi? Efendim oturuyor ki. Anayasal. Anayasal diyoruz mesela. Ama burada okulsal toplumsal ne kadar güzel demişiz. Ama burada okulsal faaliyet genelde denilmiyor. Ha, ben tercüme ederim. Eğer Türkçe kabul ederse ne hala? Okul faaliyeti diyebiliriz ya da okul aktivitesi. Evet. İnne neşat-ı sekafiyye kültürel faaliyet, kültürel evet kültür aktivitesi. Evet, aktivite de İngilizce bir kelime bak. Huvellezi ha bak mesela etki Türkçe bir kelime. Çok güzel oturmuş ama. Evet, ne güzel olmuş. Ha, etkinlik evet. Bak ben buraya niye geldim? Ha, az önce hocam tamam. Ne? Evet, okul etkinliği dedik. Tehtifu terbiyatu salihatu ile tekvinil muvatını salih. Ve iadedihi lil hayat. Hedefe ile bir şeyi amaçlamak. Evet. İyi eğitim, iyi vatandaş oluşturmayı ve onu hayata hazırlamayı amaç edinir. Evet, bunun için, bundan dolayı necide enne ameliyete terbiyeti operasyonun işleminin faaliyetinin asbahat gayra maksuretin alel ihtimami bi talimi talibi durus elleti yetelakkaha fil medrese. Evet, eğitim işleminin öğrenciye okulda aldığı dersleri vermekle efendim sınırlı olmaz hale geldi. Yani evet. Şimdi burada ihtimam kelimesini Türkçe'ye yansıttınca hani biraz problem çıkıyor da. Öğrenciye dersleri öğretmekle
ilgilenmenin dışına çıktığını diyelim. Şimdi evet çıktı hani evet Necid'i de onun nesnesi doğru. Şimdi buradaki ben talim bir mastardır ve nesnesine muzaf olmuştur. Etruz da o mastarın nesnesidir. Diyeceksin ki nesnesine muzaf olmuş. Nasıl nesnesi? Şey, Nasıl yani? demek ki alleme çift nesne alıyor. Birincisine muzaf oluyor, ötekini de nasb ediyor. Buradan başlıyoruz. Evet, bu ennenin öznesi. Eğitim İşlemi faaliyetlerinin nokta nokta haline geldiğini görüyoruz. Bir gayra maksur alel ihtimam bir talim yani Şimdi bunu aldık ya oradan mesela. Eğitim faaliyetlerinin talebenin eğitimiyle şey evet eğitim faaliyetinin öğrenciye öğrenciye okulda aldığı dersleri öğretmekle sınır ayrılmasız. şimdi yok o, şimdi maksur ala sınırlı olmak bir şeyle sınırlı da Sınırsız. gayr evet o zaman burada farklı bir şey söyleyeceğiz işte sınırsız diyemiyoruz dışına çıkmak diyebiliriz yani bir şeyle sınırlı olmak bu Alayı ne diye şey yapıyorsun, bağlıyorsun? şimdi maksura ala ile kullanılıyor. Efendim, ihtimam bi ile kullanılıyor. Talim de çift nesne alıyor. Birini muzafın ileyh olarak almış, diğerini de mansup nesne olarak almış. Şimdi yok, benim dikkatimi çeken şu. Burada ihtimamı Yani çünkü zikretmiyorum. yok zikretmeye çalıştığımda cümlem tamamen bozuluyor. Türkçe çevirimde Senin anlayış ötekilerin içinde bu zikretmiyor mu? yani bir mesela siz belki bunu oraya koyabilirsiniz. Buyurun. Sınırlandırılamayacak. Mas bir hale geldiğini görüyoruz. Evet. Bu yüzden eğitim işleminin öğrenciye okulda aldığı dersleri öğretmeye önem vermekle sınırlı sınırlandırılamaz bir hale geldiğini görüyoruz. Evet. Asbaha bir halden bir hale dönüştü demek. Yani artık eğitim işlemi öğrenciye okulda aldığı dersleri öğretmekle sınırlı değil. Efendim. Bu evet. Aksine inneme artık öyle sınırlı değil. Efendim inneme asbaha tehtemu bi kudratihil harekiyeti ve meharatihil yedeviyeti. Aksine İşte eğitim işlemi, operasyonu, faaliyeti öğrencinin fiziksel evet aksine dedik evet. Yani böyle sadece bununla sınırlı değil. Aksine öğrencinin şuradaki hu öğrencinin fiziksel güçleri ve el becerilerine evet önem verir hale gelmiştir. Asbahat tehtemmu. Tamam oldu da diyebiliriz. Bir kudura ihtemme bi ile alıyor nesnesini. Bunun da hepsi asbahanın yüklemi oluyor. Evet. Önem verir hale geldi. Yani artık önem veriyor. Ha, bir halden bir hale dönüşümü Türkçe'ye tercüme ederken artık sözcüğünü kullanabiliriz. Artık öğrencinin fiziksel güçleri ve el becerilerine önem verir hale geldi. Artık önem veriyor. İnnel amilîne fî meydân-ı terbiyeti ve talimi min ebnâ-i ümmet-i arabiyyeti
Evet, bunun hepsi İnna'nın ismi. Arap milleti. Evet. Evet, Arap. Şimdi Arap ümmeti çocuklarından diyor. Yani biz Arap diyebiliriz yani. Evet, Araplar diyebiliriz. Evet. Eğitim ve öğretim alanında efendim çalışan Araplar efendim kat evlev takati şebabi evle ihtimamen kebiran büyük bir önem verdi. Takat-ı şebab gençlerin enerjisine, enerjilerine, evet. Gençlerin enerjilerine büyük bir önem efendim verdiler ve amilu ala tanzimiha fil medarisi ve onları okulda efendim düzenlemeye çalıştılar. Amile ala bir şeyi gerçekleştirmeye çalışmak. Evet, düzenlemeye, tanzime efendim çalıştılar. Ve asbaha neşatul medresi yeşmelu envan muhtelifeten. Yumarisuha tullabu bi enfusihim. Enfusihim. Tahte işrafi esatizete yuhavilune cahidine el keşfe an mevahibi tullabi pardon burada devam ediyor. Yuhavilune vel amele ala tenmiyetihe ve tevcihihe. Burada el keşf kelimesi ve el amel ki ala ile alıyor bu da. Yuhavilune'nin nesnesi. Yani öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bu bir. Efendim bu yetenekleri geliştirmeye ve yönlendirmeye çalışıyor. Bu da iki. Yuhavilune'nin nesnesi. Cahidine ifadesi ise çaba harcıyorlar demek. Efendim yani burada hal yeni bir anlam ifade etmiyor aslında. Tekit ediyor. Zaten ha bunların hepsi Yuhavilune ile başlayan hocaların sıfatı. İşte böyle böyle çalışan hocaların denetiminde efendim öğrencilerin bizzat kendilerinin uyguladığı, yaptığı, gerçekleştirdiği farklı efendim türleri kapsar hale geldi. Bunların da hepsi Asba'nın yüklemi. Burada özlemiz şu. Okul aktivitesi nokta nokta türleri kapsar hale geldi. Ana cümlemiz bu. Şimdi buradaki yumerüsü ile başlayan ifade ki devam ediyor bu enva kelimesinin ikinci sıfatı. Ama çok ilginçtir bu sıfatın içerisinde de bakınız nice şeyler var. Çok evet. Hangisi? Tabi altında. Efendim burada hal ögesi. Evet, danışmanlığı ya da denetimi altında. Esatize. Ya o zaman ben yanlış okudum. Şimdi şey, ben bunu şahsen hep gayrimusarif biliyordum. Yok yok, gayrimusarif. Yani gayrimusarif biliyordum ama sonuçta ne zaman bir baktım sonunda tayi merbuta varsa bunun gayrimusarif olmadığını okumuştum. O yüzden tahte işrafi esatize tin. Ama şu T olmasa esatiz olur yine. Evet, gayrimusarif oluyor. Anlamı da aynı ama. Bu evet. Evet. Ben tayi merbut olduğunda da öyle zannediyordum ama değil. Kesinlikle. O zaman şimdi başlayalım. Okul aktivitesi öğrencilerin becerilerini ortaya çıkarmak. Ortaya çıkarmak ve bu becerileri geliştirme ve yönlendirmeye çalışan. Evet. Çalışan hocalar diyeceğim.
Evet. Öğrencilerin becerilerini ortaya çıkarmaya ve bu becerileri geliştirme ve yönlendirmeye çalışan hocaların denetimi altında. Öğrencilerin bizzat kendilerinin yerine getirdiği farklı türleri kapsar, içerir hale geldi. Öyle diyebiliriz. Yani içerir hale geldiği yerine yani bu anlamda başka sözcükler de kullanılabilir. Ara öğeler açısından baktığımda asba isim cümlesinin önüne geliyor. Enneşaat el medresi özne, geri kalanı da yüklem hocam. Çünkü şimdi her C'nin nekre oluşu var ya efendim bunu anlarsak burada bakınız işte özne yüklemi buldurmaya çalışıyor. Ben onu gördüm. Sonra fiillerin birlikte aldığı işte fiillerin birlikte aldığı kullanıldığı harfi celler. Efendim. Yani ben bu Şimdi kitabı mesela çok beğendim. Çünkü kelime gruplarını rahatlıkla görebiliyorsun. Eşrefe ala yönetmek denetlemek zorunlu değil o zaman ala Şimdi yönetmek demek, efendim danışmanlığını yapmak demek. İşte burada Şimdi demek istediğim şöyle şu. Eşrefe aladır ve alasıza gelir. ha, şimdi neyi idare etmek? Neyi sorusunu sormamış burada. O Meşgul olmadığı için diyorsun ve tabii, kendisine gelir. tabii ki. Mesela ihtimam kelimesi burada neye önem vermek? Sorunun cevabı gelmiş. O zaman bir getireceğim başına. İhtimamı eğer sorunun cevabı gelmeseydi diye gerek yoktu. Bir'ye gerek yoktu. Tüm lazım fiillerde, lazım fiil O bitiriyorsa ve kullanmadan ilgili sorun cevabı yok demektir. dolayısıyla cümleyi yani hadi cevabı kullanmadan gerek yok. Ya evet. Şimdi burada az önce siz de dikkat çektiniz. Bakınız, maksur ala bir şeyle sınırlı kalmak. İhtimam bir şeye önem vermek ama talim de çift nesne alıyor. Evet. Burada tabi mastar olduğu için nesnesinin birine muzaaf olmuş. Öğrenciye dersleri öğretmek. Evet. İade et kelimesi hazırlamak demek. Efendim. E'attehu lehu. Onu ona hazırladı. İdam ilan mıydı? Ala Adli ilan mıydı? olabilir. Efendim. Adli ilan mıydı? Bir şeye hazırlamak. İstihat ilan mıydı? Yok, li. İstihat İsteatte ilan li. mıydı? Ala ile de kullanabilirsiniz. İsteatte ala gibi. O iyice o ette ile oturdu. Mesela ben sonuçta alayla Hocam gel.